Kombim CT hasta tedavi masasına yattığında bir dakikada çok küçük bir tomografi çekiyor. Ve o tomografide doktora diyor ki bak senin hastanın bugün idrar torbası birazcık daha büyük. Veyahut da hasta mesela kabız. Evet. Kabız olduğunuz zaman makatın büyüklüğü normalde şu kadarsa kabızlıkla bu kadara çıkıyor. Prostatı yukarıya itiyor. Biz eskiden mesela şeyi bilmiyorduk. Hani bir tedavi yapıyoruz ama prostatımı ışınlıyoruz. Makat Neresi? bölümü büyümüş mü? Şimdi öyle değiliz ama. Evet. Şimdi görüyoruz. Ve hastaya diyoruz ki mesela sende kabızlık var şu ilacı kullan öyle tedavi edelim. Bu da neyi sağladı? Bizim şu anda prostat kanserinden radyoterapi gören hastalarımızda yan etki miktarlarımız artık çok az. Evet. Ve biz o organa artık daha yüksek dozlar veriyoruz. Daha yüksek doz verdiğimiz için tedavimiz daha başarılı olmaya başladı. O yüzden diyelim ki hasta erken dönemde yakalandı ama herhangi bir nedenle ameliyat olamıyor. O zaman radyoterapi seçeneği var. O da çok başarılı bir yöntem. İkisi birbirine eşit yöntemler. Çünkü düşünün mesela 75 yaşında bir prostat kanserine yakalandınız. Çok zor. Kalple ilgili ciddi problemleriniz var, ameliyat olamıyorsunuz. O zaman ışın tedavisiyle biz bunu, bir de bizim artık özel tekniklerimiz var. Eskiden mesela 8 hafta sürüyordu prostat Çok kanserinin tedavisi. uzun. Şimdi öyle değil, şimdi 5 tedavide bu işi halledebilecek hale geldik. Muhteşem bir Evet. şey, muhteşem bir şey. Sadece ama hocam prostat kanserinde değil, bunun dışındaki bütün kanser türlerinde de Kesinlikle. yani mesela kolon kanserini konuştuğumuzda işte kolonoskopi, Rektumda. bağırsak, evet Evet. yani artık o eskisi gibi o Aynen. zorlu süreçler yok. Aynen. Teknoloji çok ilerlediği için bu kadar kolay. Gerek teşhiste, gerekse tedavide tabii çok büyük atılımlar oldu. Prostatın tabii önemi şu. Prostat çok küçük bir organ olduğu için tabii haklı olarak biz doktorlar şuna üzülüyorduk. Yani küçücük bir alanı tedavi etmeye çalışıyoruz. Etrafındaki bütün dokulara zarar veriyorduk. Şimdi öyle değil. Şimdi gerçekten bu nokta nokta her şeyi görür hale Yani gelmeye başlayınca. komplikasyonları çok fazlaydı. Eskiden öyleydi. Şimdi değil. Şimdi hastalar çok kısa süre içinde tedavilerin sonucunda tümörde ciddi bir gerileme olurken yan etkilerde çok ciddi boyutta azalmalar oldu. Diyelim ki Oluyor. prostat kanserini biraz geç yakaladınız. Yani o başlangıç Evet, dönemini zaman. kaçırdınız. Evet, bu da bir felaket değil. Yani sizin lokal ileri dediğimiz, çünkü prostat tümörü başladıktan sonra yavaş yavaş bir süre sonra kapsülün dışına çıkmaya başlıyor. Kapsülün dışına çıktığı zaman biraz ameliyatta o zaman zorluklar başlıyor. Var. Çünkü evet, yani o bölgede ameliyat yapmak çok kolay değil. Çok büyük ustalık gerektiriyor ve kapsül dışına çıkmış tümörlerde ameliyat konusunda biraz zorlanmaya başlıyor cerrahlar. Biz öyle durumlarda önceden bir hormon tedavisi yapıp prostatı bir miktar küçültüp üzerine bir radyoterapi yaptığımızda sonuçlarımız cerrahiye yakın sonuçlar olmaya başladı. O yüzden yani eğer hastalık herhangi bir yere metastaz yapmamışsa erken dönemde yakalarsak çok iyi. Ameliyatı daha kolay, radyoterapisi daha kolay. Biraz ilerledi. Evet, ameliyat biraz daha zorlaşıyor açık söylemek gerekirse ama en azından hormon tedavisiyle, radyoterapiyle prostatı çok ciddi bir şekilde tedavi etme şansına sahip oluyorsunuz. Evet. Tabii metastaz çıkarsa. Evet, Evet. metastaz olmaması gerekiyor ama o da herhalde Şimdi şöyle bir çok erken avantajı var. teşhiste çıkmıyor. Evet. Erken dönemde prostatın metastaz yapma riski çok düşük. Çok düşük. Prostat aslında ağır gidişli. Hani bizim sevdiğimiz bazı tümörler vardır. Hani hiçbir tümör sevilmez ama. Ay yani hangisini Evet. seviyoruz hocam? İşte biz tabii doktor olarak bazı tümörlerde içimiz biraz daha rahat oluyor. Prostat da bunlardan bir tanesi. Elimizde çok fazla tedavi olanağı var. İnanın bana metastaz sonrası, çünkü biliyorsunuz ilk kemiklere metastaz yapma özelliğine sahip. Kemik metastazıyla gelip çok uzun yıllar kontrol altına giden hastalarımız var bizim. Çünkü yeni çıkan hormon ilaçları var. Öncelikle bir hormon tedavisi yapılıyor. Vücuttaki testosteron miktarı düştükçe bu prostat için iyi bir şeydir. Nasıl bir tedavi hocam hormon Hormon tedavisi çok tedavisi? kolay. Kolay mı? Göbekten 3 ayda bir iğne yapıyorsunuz. Ağızdan da hap kullanıyorsunuz. Bazen ağızdan hapı hiç kullanmıyoruz. Direkt göbekten 3 ayda bir iğneyle hasta çok uzun yıllar hormonu düşerekten tedavisini Hangi yaptırtıyoruz. hastalıklarda hormon İşte tedavisi? prostat Bir kanserinde. tek Yani bir de prostatta mı? meme de var Meme kullanılan. Ağırlık, kanserinde de. ağırlıklı olarak işte bir bazen rahim kanserinde de kullanıyoruz. Prostat kanserindeki etkisi çok dramatik, çok belirgin. Yani hastada çok sert bir PSA düşüşü yapıyor. Hastanın şikayetleri geçmeye başlıyor. Hatta artık idrarımı normal yapıyorum demeye başlıyor hasta. Bu hormonun belli bir süresi var hastalığı kontrol üzerinde. Bu kontrol süresi geçtiğinde dahi yeni çıkan kemoterapi ilaçları az yan etkiyle çok iş yapabiliyorlar. Bu da çok önemli. O Çok. yüzden de hani prostat kanserinde erken teşhis çok önemli ama
Hani bir kemiğe sirayet etmiş bir prostat kanserinde dahi biz çok uzun yıllar başarılı işler yapma imkanına sahibiz. Vallahi muhteşem hocam. Yani prostat kanseri evet erkekleri ürküten, korkutan ama erken teşhisin önemi biraz önce aslında aynı meme kanseri gibi. Evet. Ne kadar erken o kadar, kadar büyük başarı. Büyük başarı. Evet yani o yüzden aslında prostat da size çok çabuk sinyal veriyor. Yani çok çabuk kendini gösteriyor. Burada önemli olan o sinyali çabuk alabilmekte. Evet, evet ve ihmal etmemekte. Aynen. Peki operasyonu zor mudur hocam? Şimdi prostat. Operasyon tabii ki yani çok kolay bir ameliyat yani değil ama şimdi nasıl çıkan... genel anesteziyle ne kadar saat sürüyor? Artık o tabii şey, birincisi tabii cerrahın yeteneği yani tecrübesiyle alakalı. Çok fazla prostat ameliyatı yapmış buna alışkın cerrahlar. Laparoskopik yöntemle, hatta şimdi yeni çıkan robotik yöntemler var. Bunlarla kısa süre içinde bu ameliyatı yapma imkanına sahipler. Bir de biliyorsunuz eskiden ameliyat olduktan sonra uzun zaman hastanede yatıyorsunuz. Şimdi öyle değil. Ertesi gün sizi kaldırıyorlar, yürütüyorlar. İki gün sonra da hadi diyorlar artık evde çıkabiliyorsunuz. Bu da büyük bir başarı aslında. O da büyük bir başarı. Tabii. Ameliyatlar öyle zannedildiği gibi 6-7 saat süren ameliyatlar değil. Şeyi söylemiyorum tabii çok etrafa yapışmış bir tümörü çıkartmak elbette zor ama normalde erken yakalanmış bir tümörü laparoskopik olarak ya da robotik yöntemlerle çok rahat bir şekilde çıkartma imkanına sahibiz. Yani ne kadar değişik. Mesela kanser türlerini sizinle konuştuğumuz zaman da anlıyoruz ki hani yediğimiz besinler genetik zaten çoğu. Yani bunda da dikkat edilmesi gereken prostatta da bir şeyler olması gerekiyor. Tabii mesela dediğim gibi spor yapan erkeğin riski çok düşük. Yani bakar bu önemli mısınız? Bir şey. Yani spor. Evet. Aynen spor son derece önemli. Hatta bir spor derken illa çok ağır, çok yoğun bir spor yapmak zorunda değilsiniz. Yani özellikle bu bisiklet çok iyi bir spor aleti veya hızlı yürüyüş, hafif koşular bunlar da yeterli. Yani illa da gidip de işte çok ağırlık kaldırmak bunlar şart değil. Bunlar sadece hani estetik olarak belki erkeği daha havalı gösteren şeyler. Bizim doktor olarak biz beklediğimiz haftanın 3 günü birer saat gerçekten tempolu yürüyüş, hafif koşu, bisiklet bize yetiyor bunlar. Bu tip hastalar daha fit oldukları için mesela az evvel dediğim gibi göbek çevresi arttıkça kanser riskiniz artıyor. Buna çok dikkat etmek. Ne kadar belirgin bir özellik. Aynen yani öyle. Ona dikkat edilmesi gerekiyor. Aynen. Evet yani hiç kendini yormadan mutlaka sağlıklı ve düzenli yeterli beslenme. Ve spor. Spor. Bunların ikisi zaten sizi prostat kanserinden ciddi miktarda korur. Ailenizde prostat kanseri hiç yoksa bu tarz bir beslenme sistemine sahipsiniz. Spor hayatınızda varsa zaten riskiniz çok yüksek değildir. Bir kere bunu bilmeniz lazım. Ama bir obezite söz konusuysa hele hele bel çevresi kalınlığı fazlaysa o zaman biraz uyanık olmak lazım. Dediğim gibi 50 yaşından sonra da mutlaka tetkikleri yapmaya başlamak yapması lazım. Gerekiyor. Hocam tabii ki kanser hastalığı yani çeşit çeşit bölüm bölüm. Biz bugün mesela erkekleri sadece prostat kanseri mi? Kadınların o kadar çok kanser riski var ki. Erkeğin de kadının da tabii. Var. Erkeklerde mesela prostatın dışında neler vardır? Tabii en başta akciğer. Akciğer kanseri. Akciğer kanseri. Tabii. O kadınlarda ve erkeklerde evet. Olur. Yani onun dışında tabii ki şöyle zaten bizim kadınla erkeğin tümörleri ortak. Nerede farklılık çıkıyor? Erkekte olmayan organlarda yani kadında yumurtalık tümörü varsa erkekte de testis tümörü var. Ne bileyim kadında prostat yok ama rahimle ilgili sıkıntılar çıkabiliyor. Bunun dışında ortak olan organlarımızın kanseri de ortak. Sadece bazıları erkekte çok bazıları kadında daha çok bu tip farklılıklar doğuyor sadece. Kadınlarda tabii ki daha bir erken yaşlarda da başlıyor. Yani meme kanseri mesela sadece 40 yaşından sonra değil. 20 yaşında da meme kanserine yakalanan. 20 olmasa da yani 30'lu yaşlarda meme olur. Kanseri daha sık görülmeye evet. Başladı ama unutmak lazım. Prostat kanseri de eskiden biz daha doğrusu prostat kanserini hep 60 yaşın üzerinde görmeye alışkındık. Artık öyle değil. Artık 50 yaşlara kadar düştü prostat kanserinin yaşı. Unutmak lazım. Yani prostat kanserinde tabii ki erken teşhisin öneminden de bahsetti. Bunlar bütün kanserler için geçerli. Mesela şimdi dikkatli prostattan korunmak için değil de hocam tüm kanserlerden korunmak için. Mesela sizin önereceğiniz yeşil sebze ağırlıklı mı beslenmemiz gerekiyor? Kırmızı renkli besinleri mi, sebzeleri mi? Şimdi her besinin faydası var böyle bakmak lazım. Bugün hani avokadodan tutun elmaya kadar yediğimiz tükettiğimiz şeylerin hepsinin vücudumuza bir faydası var. Yani doğada sebze meyve olarak
yediğimizde aman şu çok zararlı diyeceğimiz bir şey yok aslında. Tabii. Yani hemen hemen her bitkinin, her şeyin faydası var.